29 Nisan'da dünyayı bir asteroidin çarpma olasılığı nedir? Bırakın 29 Nisan'ı, bugün de böyle bir olasılık var. Dünyamızın atmosferine her gün irili ufaklı cisimler giriyor. Sürtünmeden dolayı alev alıyor ve gece gökyüzüne bakanlara yıldız kaydı, hadi bir dilek tutalım dedirtiyor. NASA, 4.1 kilometre çapında bir asteroidin dünyaya yaklaştığını doğruladı. Kaya parçasının Nisan ayında gezegenimize çarpması durumunda medeniyeti sona erdirebileceği söyleniyor. NASA, kayanın saniyede yaklaşık 8.7 kilometre hızla ilerlediğini tahmin ediyor. Buna bağlı olarak dünyaya çarpması halinde insanlığın sonunu getirebileceği inanılıyor. Gökbilimciler bu tür nesnelerin her 100 yılda bir dünyaya çarpma şansının çok yüksek olduğunu açıkladı. Yani bu durumu normal bir doğa olayı ile eşdeğer buldular. Ancak NASA tahminlerine göre kayanın dünyaya en yakın olacağı tarih 29 Nisan olarak belirlendi. Asteroidin gezegenimize yaklaşık 0.042 AU astronomik birim yakınlıkta olacağı söyleniyor. Atmosferimiz bir çeşit uzay kalkanı gibi çalışıyor. Yine de bu küçük parçalardan birinin üzerimize düşme ihtimali yok mu? Var. Kısaca dünyaya dünya dışı bir cismin çarpma olasılığı olduğu gibi bu cisimlerin küçük parçalarının başınıza isabet etme olasılığı bile var. Neyse ki dünyanın bir atmosferi var ve yine neyse ki 1/3 denizlerle kaplı. Yine de gördüğünüz bazı taşları taş diyerek geçmeyin, tanıyın. Gök taşları dünya atmosferine saniyede 11 ile 72 km arasında değişen bir hızla girerler. Sürtünmeden meydana gelen ısıdan dolayı büyük bir kısmı eriyerek toz parçacıkları halinde yeryüzüne inebilir. Büyük gök taşları atmosferde gözlenebilir. Düzenli olarak her sene gerçekleşen meteor yağmurları bulunmaktadır. Bu yağmurlardan en çok bilineni ise Perseid yağmurudur. Gözlendiği sırada atmosfere ve dünyaya çarpmaya teğet geçen gök taşlarına meteor kayması denir. Diğer hepsi meteorit bulguları olarak bilinir. 2016'ya kadar dünyada kayıtlara geçmiş 1140 kayma gerçekleşmiştir. 38.660'dan fazla iyi belgelenmiş meteorit bulgusu olmuştur. 13.000 yıl önce dünyaya çarpan bu 15.5 tonluk meteorit sadece 2-3 metre çapında. Oysa bugün bile bundan çok daha büyük asteroidler dünyaya doğru hızla geliyor. Burada önümüzdeki 60 gün içerisinde dünyaya yaklaşacak gök cisimlerinin bir listesini ve hangi tarihte bize en yakın konumda olacaklarını görüyorsunuz. Listenin sağ sütununda da cisimlerin büyüklükleri var. Gördüğünüz gibi çapları 4 metreden büyük cisimler bunlar. Peki bu büyüklükteki bir cisim dünyaya çarparsa ne olur? Bu sorunun yanıtı bundan 7 yıl önce 15 Şubat sabahı Rusya'da işine giden insanlar ve okuldaki öğrenciler yaşayarak öğrendiler. Saatte 60.000 km hızla atmosfere giren bir cisim arkasında sıcak bir toz bulutu bırakarak yanmaya başladı ve güneşten daha parlak bir hale geldikten sonra şiddetli bir patlama ile parçalara ayrıldı. Oluşturduğu şok dalgası yüzünden çevredeki 6 şehirde 7200 binanın camları kırıldı ve 1500 kişi yaralandı. Yeryüzüne ulaşmadan parçalara ayrılan bu meteorun 20 metre çapında olduğu tahmin ediliyor. NASA, Kaliforniya'daki dünya yakınındaki cisimleri otomatik olarak takibe alan sistemi tarafından izlenen 4.1 kilometre çapındaki göktaşına ise 1998 OR2 kodunu verdi. 1980 yılından beri bu gök cisimleri gözlemleniyor, bir veri tabanı oluşturuluyor ve cisimlerin yörüngesi takip ediliyor. Başta gösterdiğim listeye dönecek olursak Nisan ve Mayıs aylarında 28 tane asteroid dünyanın yakınından geçecek. Fakat bu listede öyle bir cisim var ki büyüklüğü diğerlerinden biraz daha farklı. Çapının 1.8 ile 4.1 kilometre arasında olduğu tahmin ediliyor. Yani orta ölçekli bir şehir büyüklüğündeki 1998 OR2. 1998 asteroidin keşfedildiği yıl. Yörüngesi de şöyle. Güneşin etrafında Mars'ınkinden bile daha uzun bir yol kat ettikten sonra hızla dünyaya yaklaşıyor. Birkaç hafta içerisinde dünyaya daha da yaklaşacak ve nihayet 29 Nisan tarihinde 0.042 AU yakınımızdan geçecek. 24 Temmuz 1998'de keşfedildiği ilk günden beri varlığını biliyoruz ve 2197 yılına kadar
nasıl bir yörüngede ne gibi hareketler yapacağı saat saat hesaplanmış durumda. 29 Nisan'da 0.042 AU yakınımızdan geçeceğini söylüyoruz. Her ne kadar bu sayı çok küçük gibi gözükse ve içindeki 42 kısmını vurgulamaktan ayrı bir keyif alsam da sonundaki AU yani astronomik birimi çevirirsek 6.289 milyon kilometre yakınımızdan geçecek demektir. Ayın bize uzaklığının 16 katı bir mesafede. Dolayısıyla 29 Nisan'da Dünya'ya irili ufaklı pek çok taşın çarpma olasılığı %100 olmakla beraber 4 kilometre çapındaki o asteroidin çarpma olasılığı hiç yok. Ama 1980 yılından beri Dünya'ya yakın gök cisimlerinin takip edildiğini söylemiştim. Grafikteki artışın sebebi keşiflerin sayısının artması. Yani henüz keşfedemediğimiz Dünya'ya yakın cisimler var. 7 yıl önce 15 Şubat 2013'te Dünya'nın 27 bin kilometre yakınından geçen 30 metrelik Döende asteroidi bu grafiğin içindeydi. Yani onun farkındaydık ve yakınımızdan geçeceğini biliyorduk. Ama aynı gün 16 saat önce Rusya semalarında parçalara ayrılan 20 metrelik meteoru kimse bilmiyordu. Sizlere gösterdiğim liste hala tam bir liste değil. 20 yıl önce bildiğimiz asteroid sayısıyla bugün bildiklerimiz arasında dağlar kadar fark var. 20 yıl sonra daha ne kadar yeni gök cismi keşfederiz, varın siz düşünün. Güneş sistemi sadece gezegenlerden ibaret değil. Şimdiye kadar yörüngesi Dünya'nın yakınlarından geçen, çapı 100 metreden küçük 10.000 tane asteroid keşfedildi. Bu iyi haber. Kötü haber ise bu büyüklükte daha 5 milyon tane asteroid olduğu tahmin ediliyor. Bunlar keşfedilmeyi beklerken her an olmasa da belli bir olasılıkla Rusya'da olduğu gibi Dünya'ya giriş yapabilir. Olasılıklar şöyle. Her gün toplamda 100 tonluk uzay materyali Dünya'ya çarpıyor ve yağmur gibi üzerimize yağıyor. Bunlar toz gibi küçük zerreler. Ama bazen aralarından portakal kadar biraz daha büyük ve ağır olanlar da çıkıyor. Her yıl en az bir tane 1 metre çapında asteroid Dünya'ya çarpıyor ve Hiroşima'ya atılan atom bombasına yakın büyüklükte bir enerji salınıyor. Fakat radyoaktif bir enerji değil. Her 10 yılda bir 10 metre çapında ve her 10.000 yılda bir 100 metre çapında bir asteroid Dünya'ya çarpıyor. 29 Nisan'da Dünya'nın yakından geçecek olan 4.2 kilometre çapındaki bir asteroidin Dünya'ya her 300 milyon yılda bir çarptığı tahmin ediliyor. En son 65 milyon yıl önce bir tanesi çarpmıştı ve fiziksel olarak bizden çok daha büyük ve güçlü olan dinozorları yeryüzünden silmişti. Bilim insanları 66 milyon yıl önce yaşanan ve dinozorların yanı sıra yeryüzündeki canlıların %75'inin yok olmasına neden olan dev göktaşı çarpmasının izlerini taşıyan kaya numuneleriyle gezegenin en karanlık günlerinden birine ışık tutuyordu. Göktaşı çarpmasının etkisinin 2. Dünya Savaşı'nda atılan atom bombasının 10 milyar katı olduğu tahmin ediliyor. Göktaşı Meksika'nın Yucatan Yarımadası'na çarpmış ve burada 200 kilometre çapında bir krater oluşturmuştu. Çarpmanın dev bir tsunamiye ve 1500 kilometre uzaklarda bile meydana gelen yangınlara neden olduğu biliniyor. Göktaşı çarpmasının etkisiyle oluşan kraterin kenarlarındaki obruklardan birisini şu anda görüyorsunuz. Çarpmanın etkisiyle yer kabuğunun büyük bir parçası kopup parçalanarak ateş topu halinde atmosferi aşarak uzaya fırladı. Uzayda Dünya'yı tümüyle çevreleyip yer çekiminin etkisiyle yeniden atmosfere düştü. Soğuyup yoğunlaşan trilyonlarca minik cam parçası halinde hızla düşen bu parçalar atmosferi ısıtıp bazı yerlerde bitkilerin alev almasına neden oldu. Bu yangınlardan çıkan dumanlar çarpmanın etkisiyle göğe yükselen parçacıklarla birleşip güneş ışınlarını engelledi ve Dünya uzun bir soğuk ve karanlık döneme girdi. Bırakın böyle bir mikro felaketleri, her 10 yılda bir yaşanan makro depremleri, 100 yılda bir yaşanan salgınları unutmadık mı? Bugünler de geçecek ve biz yine unutacağız. Ne diyelim, en az dinozorlar kadar ilginç canlılarız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdaki linklerden kanalıma ücretsiz abone olup
yeni gelecek olan videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.